Hayati bir konuya dikkat çekiyor. Kullarıma sözün en güzel olanı söylemelerini söyle. Yani her şeyde Allah'ın rızasının en çoğu vardır. En güzel sözde de Allah'ın rızasının en çoğu vardır. Mesela ne bileyim, sağlığını, sıhhatini koruma konusunda titiz olmak lazım. Eleştirirken de öyle bir cümle seçeceksin ki biraz gönlünü alır gibi, biraz onu onore ederek, ama onu en az rencide edecek kelimeyi bulmak lazım. Cümleyi bulmak lazım. Yani çünkü eleştiri insana çok ağır gelir genelde. Nefsine ağır gelir. Yani düz eleştiri çok rahatsız eder. İnşallah, özellikle böyle değil mi? Müslümanlar arasında çok özen olması lazım. Kendinden eleştiriyorlar. Mesela ortaya laf söylemek de kızdırır yalnız. O da mesela bir uyanıklık değildir. Güzel. Mesela diyor ki ben ortaya laf söyledim. Sen onu ima ettin belli. İma çok kızdırır. Yani çok rencide eder. Öyle olmaz. Çok mecburiyet varsa ima olabilir. Yani çok daha gerginlik olacaksa, kötü bir şey olacaksa ima olabilir. Onun dışında ima olmaz. Gönlünü alarak, yani bunun önemli olmadığını söyleyerek. Ne bileyim mesela çok öfkeli. Kur'an'a dayandırarak söylemek lazım. Bak, bizim sevgilimiz olan Allah öfkeli olmamamızı söylüyor. Ayette bunu söyledi değil mi? Zaten onun eleştirisi de ki Kur'an'ın emri olmuş oluyor. Dolayısıyla ondan kurtulmuş olur. Ama şahsi kanaat olarak söylerse o onu rahatsız edebilir. Allah diyor dersen rahat olur. Yani çünkü herkesin kabul ettiği bir en üstün sonsuz güce tabi oluyorsun. Ama benim şahsi kanaatim bu dersen o olmaz.